Kafe Crown'dan önce. Kafe Crown'dan sonra. Kafe Crown daha çok sen. Kafe Crown'un sunduğu Er Meydanı başlıyor. Evet, Er Meydan'dan hepinize merhaba. Değerli izleyenler, son derece yoğun bir gündemin olduğu bir hafta içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi meclisimizde uzun zamandan beridir yaşanan karmaşanın ardından hafta sonu hastanede yaşanan alkollü mama skandalı ülkemizi sarsmaya devam ediyor. Son derece üzücü bir gelişme ve arkasının da ne getireceğini hepimiz merakla bekliyor ve takip ediyoruz. Ancak bugün bir başka önemli gün. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü. Buradan Türkiye'mizin kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutlarken tüm ülkeye, tüm ülke insanına demokrasi, özgürlük, bolluk, bereket ve bölgede yer alan tüm sorunları bir an önce bertaraf etmesini diliyoruz. Tabii ki bir başka önemli değer de her zaman olduğu gibi Atatürk, Cumhuriyet'in kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden kişi, kendisini bir kez daha buradan sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Her zaman söylediğimizi de bir kez daha tekrar ederek programımıza başlamak istiyoruz. Atamızın sonuna dek izindeyiz. Evet, az önce biraz özetini yapmış olduğum gündemle ilgili ve tabii daha fazlasıyla ilgili bu akşam çok önemli bir konuğumuz var değerli izleyenler. Ulusal Birlik Partisi Mausa Milletvekili, aynı zamanda da Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri olan Sayın Oğuzhan Hasipoğlu şu anda stüdyomuzda bizlerle birlikte. Sayın Vekilim, hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum, hoş bulduk. Şimdi az önce de bahsettiğim önemli gelişmeler yaşanıyor ülkemizde. Ancak dilerseniz eğer sizlerin de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümüyle ilgili görüşlerinizi, dileklerinizi alıp sorularımıza daha sonra geçelim. Tabii ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'mizin 101. kuruluş yıl dönümünü ben de kutluyorum. Ulu Önder, Gazi Mustafa, Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını buradan rahmetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü olduğu müddetçe, var olduğu müddetçe güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de var olmaya devam edecektir. Dolayısıyla bizim için önemli bir gündür. 101. kuruluş yıl dönümü Türkiye Cumhuriyeti'nin kutlu olsun, mutlu olsun. Peki şimdi tabii ki biz sizinle program için anlaştığımız zaman ağırlıklı olarak mecliste yaşanan olaylar vardı. Ancak biliyorsunuz hafta sonu ülkemizi sarsan bir gelişme yaşandı. Alkollü mama skandalıyla ilgili. Önce bu konuyla ilgili sizdeki son bilgileri alalım. Ardından çünkü soracağım sorular olacak. Tabii çok elim, çok üzücü bir olay. Ben her şeyden önce Mihrişah bebeğimize, yaslı ailesine, bebeğimize Allah'tan rahmet, yaslı ailesine de sabırlar diliyorum. Bu çok acı bir olay. Küvezde bebeklerini almayı beklerlerken, sağlığına kavuşmasını beklerken maalesef cenazelerini aldılar. Tabii ki burada öncelik geri kalan 6 bebeğimizin sağlıklı bir şekilde analarının, babalarının eline verilmesi temennimiz bu. Öncelikli konumuz da bu. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanım Sayın Dinç Yürek bilgi aldıkça kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
ve çok şükür bebeklerimizin her geçen gün, çok şükür diyorum yine, dualarımız onlarla elbette daha iyi oldukları bilgisini bizimle paylaşıyor. Dolayısıyla bu safhada tabii ki öncelikli konu bu. Ama tabii sorgulanması gereken, araştırılması gereken de çok husus var. İğne batırılması gereken çok husus var. Dolayısıyla bunlar da tabii ki kulak ardı edeceğimiz konular değil. Çünkü ilk kez bildiğimiz kadarıyla böyle bir olay yaşanıyor. Bu artık tabii ki ben bütün hemşirelerimizi bir kefeye koyma mümkün değil. Oradaki 5 hemşirenin de 5'i birden de suçlu olmayabilir. Polis soruşturması devam ediyor. Ama kim bu dikkatsizce, pervasızca tanım bulamıyorum. Böyle bir ağır ihmalle kas kelimesini kullanmak istemiyorum. Ama böyle bir ihmal gerçekleştirip de bebeğimizin ölümüne sebebiyet vermesi ve tabii ki bundan dolayı bir dava gelecektir. Dikkatsizlikle, tedbirsizlikle ölümüne sebebiyet verme ilk nazarda. Tabii ki geri gelmiyor bebeğimiz. Şimdi burada olay yaşanır yaşanmaz olanlar var. Bir de olayın kamuoyuna yansıması, zamanlaması var. İkisinin arasında çok ciddi bir vakit farkı var Sayın Vekilim. Yani olayın cuma gece başladığı, yani bebeklerin rahatsızlıklarının, işte kötüleşmelerinin, cumartesi öğlen işin boyutlarının çok arttığı ve işte bir bebeğimizi kaybetmemiz. Ancak yetkililerin, özellikle de Sayın Bakan'ın, belki de Sayın Başbakan'ın da bu konuyla ilgili ilgilerinin ve kamuoyunu aydınlatmalarının, hatta ve hatta aileleri de bilgilendirmelerinin çok geç yapıldığı söyleniyor. Şimdi bu konu, tabii ki Başbakan'ın açıklamasını izledik, takip ettik. Yani hatası olanı affetmeyeceğiz, sonuna kadar gideceğiz, kime dokunursa gereken neyse yapılacak gibi. Ve olayın polise de ve yargıya da devredildiğiyle ilgili. Ancak burada hükümetin, bakanların, sorumluların bir ihmali veya bir gecikmesi söz konusu değil mi? Şimdi burada tabii ki hastanede hemşireler var, doktorlar var, idare amirleri var, başhekim yardımcısı var, başhekim var, en tepede de Sağlık Bakanı var. Tabii Sayın Başbakan açıklamasını yaptı. Bu konuyla ilgili en ciddi şekilde takibini yapıyor. Bu konuya çok ciddi bir şekilde eğiliyor. Geç kamuoyuyla paylaşılması sonuçta ortada bir ölüm olayı gerçekleşiyor. Tabii ki bebeklerin kötüye gitme süreci var. O ayrı konu, ama bir ölüm olayı gerçekleşiyor. Ve Sayın Bakan'ın kamuoyuna ve bizlere yaptığı açıklama bu konuda, olaya polis müdahale ettiği anda artık bu olayın kamuoyuyla o anda paylaşılması, o suç isnat edilen hemşirelerin tahkikatını, soruşturmanın selametini olumsuz yönde etkilemesin diye polisle de istişare ederek o belli bir dönem içerisinde bir sessizlik, bir sükunet oldu. Ama benim bahsettiğim daha öncesidir. Ben daha öncesinden bahsediyorum. Yani bir anda 7 bebeğin birden durumunun kötüye gidiyor olması bir şeye işarettir. Orada hani bir şey oluyor demek ki orada. O anda siz diyorsunuz ki kamuoyuyla paylaşılması lazımdı. Kamuoyunu geçtim. Ailelerle birlikte en azından bir istişare haline girilmesi lazımdı. %100. Ailelerle tabii ki. Hani sorunuzun başında ben kamuoyu diye anladım ama. Hayır, kamuoyu ayrı ama önce böyle bir durum var, yani bir durum var orada. Evet. En azından bunu kamuoyuna değilse bile en azından ailelerle paylaşılması gerekirdi, paylaşılmadı. Daha sonra iş başka boyutlara gitti ve bir bebek kaybedildi. Ve yine kamuoyuyla bir şey paylaşılmadı. Aileye bile saatler sonra haber verildi
bebeklerini kaybettikleriyle alakalı. Bir kez daha ben de buradan başsağlığı ve tüm ailesine, sevenlerine sabır diliyorum. Ben o aradan bahsediyorum. Daha sonra Sayın Bakan'ın açıklamalarını dinledik. Yani soruşturma başladı, polise devredildi. Artık polis bununla ilgili bir tahkikat yapacak diye. Ama o arayı soruyorum ben. O arada neden önce aileler, sonra kamuoyu ve belki de, bu da çok tartışılıyor, belki de sorumlu hekimler ve bakan da geç haberdar edildi. Neden? Bunun soruşturmasını kendi içerinizde yaptınız mı? Şimdi tabii ki bunun soruşturmasını şu an Sağlık Bakanı yapıyor. Biz eğer parti grubu olarak soruyorsanız, tabii ki bakandan biz bu konuda bilgi aldık. Ama Sayın Başbakan bu konuyu bizzat şahsen kendisi takip ediyor. Bu konuyla ilgili bir soruşturma birimi de kurdu kendisi ayrıca. Dolayısıyla neden geç haber verildi? Ben sizinden aynı fikirdeyim. Ailelere geç haber verilmemesi gerekirdi. Ailelerle elbette her şeyin paylaşılması gerektir. Çünkü en doğal haklarıdır. Bebekleridir, çocuklarıdır. Bu konuda hastane yönetimini ciddi şekilde sorgulamak gerekiyor. Hani bir kabahat var, bir kusur var kafalarındaki neydi? Ben şimdi kafamda deli sorular. Bunları tabii. Çok iyi anlıyorum. Bunları yani bir hukukçu olarak kafamda deli sorular aynı zamanda. Bir baba olarak deli sorular ama bunları tabii ki hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır da. Şimdi burada merak edilen şöyle bir şey var. Ben de ısrarla bunun üzerinde duruyorum. Şimdi olay polise ve yargıya tevdi edildi. Artık polis soruşturma yapacak. Yargı ki görevini de yapmaya başladı. Tutuklamalar oldu. 3 günlük bir tutukluluk süresi var. Bu arada işte deliller toplanacak filan. Yalnız beyanatlara baktığımız zaman başta başbakan olmak üzere ki o da biliyorsunuz bir dönem Sağlık Bakanlığı yapmış, diş doktoru da olsa bir hekimdir kendisi. Beyanatlara baktığımız zaman yani içi dolu beyanatların, hesap sorulacak, nereye kadar giderse gidilecek. Ancak gerçeğe baktığımız zaman pek bir şey göremiyoruz. Şimdi bu soruyu sorma nedenim şudur size. Özellikle atanan bir bakan var orada mesela. Bakan biliyorsunuz atamayla göreve gelen birisidir. İşte doktorlar var orada atamayla gelinen ki Ünal Bey bunları çok çok daha iyi bilir. Bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı, bir tırnak içinde söylüyorum, bir suç, bir kabahat, bir şey varsa eğer bunun cezasını yargının vermesi mi beklenecek? Yoksa hükümet ve hükümetin başındaki başbakan bununla ilgili gereğini yapacak mı? Çünkü 3 gün oldu bugün, herhangi bir şey görmedik. Bu soruyu o yüzden soruyorum. Şimdi tabii ki yargının karar vermesi beklenmeyecek. Çünkü davalar bir anda bitmez. Yargı süreci uzun bir süreç. İşin içinde ölüm de var. Ama burada Sayın Başbakan'ın yapacağı soruşturma bu konunun aydınlatılmasıyla ilgili haftalar sürecek bir olay değildir. Günlerden bahsederiz. Dolayısıyla ama bir de konunun tam net aydınlanması lazım. Hassas bir konu. Tabii. Dolayısıyla bu konuyla ilgili mutlaka şu an çok ciddi bir bilgi trafiği ayrı bir kanaldan Sayın Başbakanımız bunu alıyor. Bunun araştırmasını da yapıyor. Dolayısıyla ve tavrı çok sert. Biraz Ünal Bey'i tanırsanız bu konularda hiç geri adım atmaz. Hiç kimsenin de gözünün yaşına bakmaz. Dolayısıyla burada tüm sağlık çalışanları, böyle bir ifade kullanayım, tamamen bir mercek altındadır. Ve bunun aydınlanması haftalar, aylar değil, günlerdir. Şunu size söylemek isterim Sayın Vekilim. Eminim siz de halk içerisinde gezen, dolaşan insanlarla istişare halinde olan, konuşan, görüşen, dinleyen birisiniz. Ancak tabii ki siz bir vekilsiniz. Bizim biraz daha yakın temasımız vardır insanlarla. Ve size açıkça şunu söylemek isterim ki şu andaki algı, ki inşallah gerçek değildir, şu andaki algı yetkililer topu üzerinden attı polisle mahkemenin üstüne, kendilerinin hiçbir şey yapmadığı, yapmayacağı, hatta unutulmasını beklediği durumundadır. Bunu size canlı yayında söylemek isterim. İnsanların genel geçer fikri şu anda budur.
Hükümet ve yetkililer topu polisle yargıya attı. Hatta Sayın Dinç Yüreğin açıklaması var. Açıklama bile yapmaydım dedi polis diye. İnsanlar da şu anda onu düşünüyor ve diyor ki attılar topu polisten yargının üstüne. Kendilerinin hiçbir şey yapacağı yok. Ama şimdi siz diyorsunuz ki başbakan çok ısrarla bu işin üzerine gidiyor ve yani kısa bir süre içerisinde gereken yapılacak. Şu ayrımı yapayım size. Buyurun. Yargı bir eylemin ceza yasasındaki o suç tanımına girip girmediğine karar verir ve ona göre bir ceza keser, bir mahkumiyet verir. O ayrı bir meseledir. İhmalinizden bir kişinin ölümüne sebebiyet verme. Tanımlıdır bu ceza hukukunda. Kanunilik prensibi vardır. Hı hı. Ama bir de işin moral yönü, etik yönü, evet, ve idari sorumluluk yönü çok vardır. Doğru. Şimdi bu ikisini ayıralım. O pet şişe içerisindeki alkol o hastaneye, o yoğun bakıma nasıl girdi? Bunun bir kullanım talimatı, bunun bir çizelgesi, bunun bir yapılanması, bunu denetleyecek olan hemşirenin üstündeki doktoru, idari amiri, başhekim yardımcısı, başhekimi. Bu bambaşka bir soruşturma. Buna yargı bakmaz. Evet. Buna hükümet bakar. Buna idareciler bakar. Dolayısıyla bu ayrımı bilerek bu araştırmalar, soruşturmalar yapılacaktır. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Peki. Yani ben size burada sözlerinizden de az önce dikkatle dinledim sizi. Sözlerinizden de anladığım, yani gerçek bir hassasiyet gösteriyorsunuz siz de. Yani hem yetkililer olarak hem işin başındaki başbakan olarak. Bu son derece önemli bir şey. Ancak ben de size burada toplumun içerisindeki bir birey olarak gördüklerimi aktarmak istedim. Şu anda insanların düşündüğü, bunların hiçbir şey yapacağı yok. Topu polisle yargıya attılar. Kimseye dokunacakları da yok şeklinde bir şey var. Zamanın önüne hiçbir şey geçemez. En kısa zamanda da neyin ne olduğunu siz çok güzel özetlediniz az önce. Yani nelere polisle yargının karar verip nelere yetkililerin karar verebileceğini çok güzel özetlediniz. Bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani çok sorular var, bizim de kafamızda var, sizin de var ama esas ana sorular bunlar olduğu için. Bir de şunu sorayım, herhangi bir istifa söz konusu mudur? Şu an öyle bir konu bilgimize gelmedi. Öyle bir... Herhangi bir talep var mı, herhangi bir görevden alma var mı? Şimdi bakanları biliyorsunuz, başbakan görevlendirir, başbakan görevden alır. Dolayısıyla şu an öyle bir durum söz konusu değildir. Şu an ifade ettiğimiz gibi önceliğimiz bebeklerimizin sağlığının kavuşmasıdır. Bunun için de gerek Sayın Bakan olsun, gerek altındaki ekipler olsun ciddi bir çalışma içerisindedir. Peki Sayın Vekilim, tekrardan biz de hayatını kaybeden bebeğimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Diğer altı bebeğimize de ki durumları iyiye gidiyormuş. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar ve ileriki hayatlarında da bunun etkisini yaşamazlar. O da son derece önemli. Takipte olacağız ve aynen, bundan sonrasının da ne olduğunu göreceğiz. Şimdi gelelim meclise. Meclisle ilgili o bununki kadar çok, yani bu az önce konuştuğumuz konu kadar çok hassas olmadığı için çok daha rahat soracağımız sorular olacak size. Şununla başlamak istiyorum ben. Ulusal Birlik Partisi'nin büyük ortağı olduğu hükümet 15 turda neden meclis başkanını seçemedi? Şimdi tabii ilk 4 turda biliyorsunuz iş tüzük gereği salt çoğunluk alınması gerekiyordu. 5. turda da fazla oy alması gerekiyordu. Şimdi bu tür seçimler, hükümetin koyduğu adayı seçemediği durumlar ilk kez olmuyor. Yani daha önce de oldu. Bu konuyla ilgili olarak işte 90'lı yıllarda, 2000'li yıllardaki seçimlerde de hep bunun örnekleri var. Ama bu kadar uzun olmadı. Tabii ben şuna yoruyorum. Sonuçta vermeyenler kimlerse, hep bunu tırnak içinde devam edeceğim, İçinde Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri kesin var. Dolayısıyla
Bununla ilgili olarak kurultay ertesinde böyle bir durumun yaşanması tabii ki ciddi bir soru işareti bizler açısından. Ama şimdi o kapalı odanın içerisinde herkes pusuda elinde, mühür elinde, vicdanıyla baş başa. Herkesin bir hesabı olabilir. Yani bunu demokrasiye de yorabilirsiniz. Parti içerisindeki çekişmelere de yorabilirsiniz. Ama günün sonunda gönlü iradesi o şahsa gitmedi. Aday olanlara gitmedi. Şuradan devam etmek istiyorum ben. Siz sözlerinize başlarken dediniz ki ilk 4 turda meclisin salt çoğunluğunu, yani 26'yı bulması lazım. 5. turda da katılanların çoğunluğunun alması yeterli. Şimdi ilk 4 turda Zorlu Bey salt çoğunluğu alamayınca, yani 26'yı alamayınca Ulusal Birlik Partisi niye 5. turu beklemeyip aday değiştirme yöntemini seçti? Çünkü o gruba indik ve orada madem ki hep 4 tur böyle gitti, dolayısıyla çünkü turlarda şey de çıktı, daha fazla oy red olduğu durumlar da çıktı ve orada bir kanaat getirdik ki 5. turda da seçilemeyecek. Ama belki de doğru bir karar değildi bu. İkinci şansı da daha sonra biliyorsunuz Zorlu Bey'e verdik. Ona da geleceğim, evet. Ama yani neden Zorlu Bey'den ilk adaylığından vazgeçtiğinizi öğrenmek istiyorum. Yani neden 5. turu yaptırmayıp grubu toplayıp Zorlu Bey'in adaylığını çekip de Kutlu Bey'in adaylığını ortaya koyduğumuzun sebebini soruyorum önce. Bir algı, yani bu 4 turda seçilemediyse ihtimal görülmediği 5. turda da seçileceği. Yine söylüyorum, tartışılabilecek bir karardı bu. O yüzden de zaten Zorlu Bey'e ikinci kez 5 tura kadar gitme imkanını grubumuz verdi. Ama arada başka bir şey oldu. Arada bu kez göstermiş olduğumuz aday Kutlu Bey oylandı. O direkt salt red yedi. Yani 26 ile red yedi orada. Orada da başka bir enteresan bir şey gördük. Kutlu Bey 26 ile red yemiş olmasına rağmen Kutlu Bey'in adaylığında ısrar ettiniz. Ve dediniz ki Zorlu Bey hastanededir, CTP meclisi açsın, biz Kutlu Bey'i seçeceğiz. Yani bir tarafta 5. turda seçilme ihtimali olan Zorlu Bey'i çektiniz. Diğer tarafta seçilme ihtimali çok daha az görünür. İlk turda 26 red alan Kutlu Bey'in adaylığında ısrar ettiniz. Bu nasıl gelişti? İlk turda 26 red aldıktan sonra Kutlu Bey'le devam etmedik. Ettiniz. Hiç olur mu? Ettiniz. Ne kadar basın toplantısı yaptı. Başbakan gelsinler, atsınlar, seçeceğiz diye. Hayır. Oylamaya devam edilmedi. Evet, oylamaya devam edilmedi ama ardından meclisi tekrar CTP'nin açıp Kutlu Bey'in oylanmasını Ulusal Birlik Partisi talep etti. Gece saat 1'de basın toplantısı da yaptı. Gelsin, atsın CTP, biz Kutlu Bey'i seçeceğiz diye. Şimdi orada tabii tam Kutlu Bey olabilirdi, Kutlu Bey olmayabilirdi. Çünkü bir görüş vardı orada. 26 red olduktan sonra artık aynı adayla devam edemezsin. Hayır. Şeklinde. Kesinlikle. Ana muhalefetin bir şeyi vardı, tavrı vardı. Ama ben meclis iş tüzüğünü okuduğum zaman orada çoğunluğu alana kadar devam edecek şekilde bir düzenleme. Yani biz Kutlu Bey'le aslında devam edebilirdik. Ama evet. Ondan sonra Kutlu Bey de istemedi. Açıkçası ilk turda bunu gördükten sonra. Dolayısıyla evet, o sırada haklısınız. Yani gönlümüzde bizim Kutlu Bey'i seçtirmek vardı ama Kutlu Bey de istemedi. Ben yani haklı olarak ilk turda 26 aldıktan sonra ona devam etmek istemedi. O yüzden ondan sonra Zorlu Bey'e döndük. Şimdi orada çok enteresan, yani 26 red aldıktan sonra Kutlu Bey'in adaylığında o kadar bir ısrar edildi ki, altını çiziyorum, 26 red aldıktan sonra o kadar bir ısrar edildi ki, dediğim gibi gece saat 12'ler 1'lerde basın toplantıları düzenlendi. Erhan Bey, hatta hatırladım şimdi, Erhan Bey canlı yayınımıza bağlandı burada. CTP gelsin, meclisi açsın, Kutlu Bey'i seçeceğiz dedi. Bütün bunlar hep 26 redden sonra oldu. Ama CTP'de biz açtık,
meclisi fazilet hanım açmıştı biliyorsunuz. 26 ret verdiniz, tekrar açmamıza gerek yok dediniz. Bu kez de zorlu veya tekrar gittiniz. Orada da bu kez başka bir enteresan bir şey yaşandı. Yine ilk 4 turda salt çoğunluğu alamayınca bu sefer 5. turda 25'e 23 ret çıkmasına rağmen meclis başkanı ilan etti zorlu bey kendisini orada. Ve anında başsavcılıktan görüş istendi. Orada siz Zorlu Bey'in başkanlığını kabullenmiş miydiniz? Yoksa artık görüşü başsavcıya mı bıraktınız? Başsavcıyı sormamın ayrı bir sebebi var çünkü. Evet. Orada Zorlu Bey bizzat kendisi yazdı başsavcıya. Görüş herkes başsavcıdan görüş talep edemez. Ancak meclis başkanı talep edebilir. Dolayısıyla kendisi yazdı. Ve enteresandır kendisinin ifadesi. Başsavcı olumlu görüş verecek şeklindeydi bana. Böyle daha önce herhalde konuşmalar geçti ama yazılı görüş tam aksi geldi. Yazılı görüş aksi gelince zaten biz ondan sonra başka bir aday belirleme yoluna gittik. Şimdi Zorlu Bey'in de ret almasının ardından yani başsavcıdan Zorlu Bey'in beklediği gibi bir görüş gelmediği için bu kez başka bir aday arayışına girdiniz. Ama bu arada başka şeyler de yaşandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ısrarla erken seçim talebi, kamuoyunda çok özür dilerim ama artık alay konusu olması bunun meclis başkanlığı seçiminin. İşin başında da Ünal Bey olduğu için Ünal Bey son derece gerdi doğal olarak. Ve tüm vekillerle herhalde siz de onlardan birisiniz. Son derece ciddi, samimi hatta sert görüşmeler yaptığını biliyoruz. Kimisiyle birebir, kimisiyle gruplar halinde. Ve bunun üzerine Ziya Bey aday gösterildi. Ve Ziya Bey ile seçime gidildi. Ancak yine seçilemedi Ziya Bey. Neden bunu söylüyorum? Biraz sonra geleceğim o hukuki boyutuna ama neden bunu söylüyorum? 29 milletvekiliyle 26 salt çoğunluğu hiç alamadınız. Neden? İlk 4 turda evet. Salt çoğunluk alınamadı. 5. turda 26'ya 23 oylama sonucunda meclis başkanı ve katiplerin çoğunluğunun imzasıyla Sayın Ziya Öztürkler ilan edildi. Peki ama sorum o değildi. Yani o kadar ısrarla ve inatla Ünal Bey tüm vekillerle görüşmüş olmasına rağmen grubumuzda yeni bir aday ile ilgili çok ciddi tartışmalar yaşanmasına rağmen bir aday belirleyip çıkıyorsunuz yine meclis başkanlığı seçimine ve yine 26'yı bulamıyorsunuz. Onu soruyorum evet. Ben. Yani bu bir, kısacası şunu sorayım vekilim size. Bu bir erk sorunu değil midir? Bu bir otorite sorunu değil midir? Bu bir hükümetin güvensizliği, halka yarattığı, meclise yarattığı bir güvensizlik değil midir? Şimdi sözlerimin başında bu soruyu sorduğunuzda zaten söyledim. Milletvekilinin her adayla ilgili doğrudur diye demiyorum ama her milletvekilinin her adayla ilgili bir görüşü olumlu olumsuz olabilir. Hükümet ortaklarımızın vekillerinin de olabilir. Günün sonunda evet 29 vekil, 24 Ulusal Birlik Partisi'nin vekili. Ancak dediğiniz gibi ilk 4 turda 26'ya ulaşılamadı. Evet. 25-24 olumlu olduğu şeyler oldu ama hiç o bir kişi olmadı. Baktığınızda sanki de bir sistemli bir hareket gibi bir şey diyorsunuz aslında siz. Evet, böyle bir sistemli durum var. Hiçbir şekilde 26'ya ulaşmayacak bir 14-15 turluk oylama belki de evet parti içerisinde bir muhalefet var ve bir mesaj veriyor. En son kertede soracağınız sorular içerisindeki o mühürlerde de ona da mutlaka geleceksiniz. Orada da aynı mesaj var aslında baktığınızda. Peki bu bir erk, bir otorite hükümetin bir güven sorunu değil midir? Güven meselesi ayrıdır. Güven meselesi aslında bütçede belli olacaktır. Veya bir güvensizlik önergesi verirse güven meselesi orada esas ortaya hayır, çıkan hükümet anlamında. Ben kaldırılan ellerin verdiği oydan ya da mühürle vurulan oydan bahsetmiyorum.
şundan bahsediyorum. Bir vatandaş olarak soruyorum size bunu. Yani siz bir vatandaş olsanız 29 vekili olan bir hükümet 15 tur boyunca 26'yı bulamaması hükümetin otoritesine ve güvensizliğine bir delalet değil midir? Şimdi başkanlık sistemi olsa %100 dediğinize katılırım. Ama bu parlamenter sistem. Yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı biraz bu verdiğim cevap hukuki bir cevaptır. Ama sistemin de gereği budur. Şimdi daha önce de birçok kez aday olan meclis başkanı adayları, örneğin Ertuğrul Hasiboğlu 98'de nasıl seçildi? Ulusal Birlik Partisi'nin önce bir adayı çıktı, seçilemedi. Sayın Eroğlu geri çekti, Ertuğrul Hasiboğlu'nu koydu. 36 oyla seçildi daha sonra. Evet, bu kadar uzamadı. Daha başka örneklerimiz de var. İşte Önder Senderoğlu'nun nasıl seçildiği, o da aynı şekilde. Yani bu ilk kez olan bir şey değil. Gizli oyda milletvekilleri hükümetten veya genel başkandan bağımsız olarak kendi tercihlerini o aday üzerinde menfi yansıtabiliyor. Konu aday değil vekilim. 4 tane aday değiştiniz. Konu aday değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani siz de aday gösterilseydiniz ki bence bu süreç içinde en akıllı davranan siz oldunuz. Dediniz ki bizde büyüklerimiz var, onlar yapsın bu işi. O ayrı. Ama aday isim değil burada konu. Yani burada hükümetin güvensizliği, hükümetin erkini, otoritesini ortaya koyamaması konusu. Ama yani iki kez sordum, bu yanıtı verdiniz. Peki şimdi size esas soruyu sormak istiyorum. Yani bir hukukçu gözüyle, sizin gözünüz, detaylandıracağım birazdan. Sizin gözünüzde Ziya Öztürkler seçilmiş meclis başkanı mıdır? Şimdi bir meclis başkanı nasıl seçilir? Beşinci tura geldiğimiz vakit eğer aldığı oylar, kabuller redden fazlaysa seçilir. Ve bunun ilanını da ne zaman yasallık kazanır? Genel kurulda bu ilan edildiği anda. Şimdi ben meclis iş tüzüğünden bahsediyorum. Meclis iş tüzüğü bunu yazıyor. Ve bir özel düzenlemedir. Şimdi sorduğunuz soruya tabii ki öncelikle hukuki cevap vermem gerekir. Ondan sonra şahsi düşüncemi de söylerim. Lütfen. Şimdi bizim hukukta devletler özel hukuku diye bir ders vardır. Ve öncelikle şunu düzenler. Bir meseleye hangi hukuku uygulayacaksın? Hangi mahkeme yetkilidir? İşte iki ülke arasındaki ihtilaflarda da işte hangi ülkenin hukuku uygulanacak? Bu devletler özel hukuku içerisinde, ki bizim usul yasalarımızda da var, uygulanacak olan mevzuat çok önemlidir. Bizim yüksek mahkeme kararlarımız da var. Eğer bir konuyla ilgili özel bir düzenleme varsa o uygulanır. Şimdi 3 tane mühür, 3 pusula, bunlar ihtilaf konusu oldu. Hukukçular da görüş verdi. Herkes bir beyanat verdi. Herkes düşüncesini söyledi. Şimdi çifte mühür, birden fazla mühür vurulması seçim ve halk oylaması yasamıza göre geçerli bir mühür değildir. Bir kere bunu altını çizmem lazım, ifade etmem lazım. Şimdi seçim ve halk oylaması yasası hangi seçimlere YSK'nın müdahil olduğu, seçim ve halk oylaması yasası hangi seçimlere uygulanacağını da düzenlemektedir. Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimler. Şimdi meclis iş tüzüğüyle ilgili bir madde var ki bunu hukuki görüş veren meclis hukukçularımızın mütalalarının içinden okuyorum. Bu okuyacağım şeyi. Çift mühürlü ve veya birden fazla mühürlü oyların geçerli olup olmayacağı hususunda iç tüzükte dikkate alınabilecek madde, 157. madde şudur. Genel kurulda seçimler, yan başlıklı 157. madde. 157.2'de tek adaylı seçimler için oy pusulası üzerinde kabul, red ve çekimser karelerinden birine X işaretli mühür vurulmak suretiyle oy kullanılır ifadesi yer almaktadır. Burada X işareti mühür yalnızca bir kez vurulur.
birden fazla vurulursa oy pusulası geçersizdir şeklinde bir cümle yoktur. Bakın. İç tüzükte yazar bu. Evet. İç tüzükte yazar. Tamam. Dolayısıyla bizim meclis başkanlığı seçimlerine uygulanan ilgili maddeyi okudum. Bunun, bu cümlenin devamı yorum işidir. Mustafa Alkan bunu da farklı yorumlayabilir. Oğuzhan Asiboğlu farklı yorumlayabilir. Ama ne diyor? X işaretli kutuya mühür yalnızca bir kez vurulur, birden fazla vurulursa oy pusulası geçersizdir şeklinde bir cümle yoktur bizim iç tüzüğümüzde. İç tüzüğün aradığı o iradeyi... Çok özür dilerim. Bir kez daha okuyabilirsiniz lütfen. Tabii. Yani bu son cümlenizi, az önce okuduğumuzu. X oy pusulası üzerinde kabul, red ve çekimser karelerinden birine X işaretli mühür vurulmak suretiyle oy kullanılır. Bu tüzükte yazar. Yorumu devam ediyor. Yani bu tüzükte yazmaz. Bu yorumudur hukukçunun. Burada diyor X işaretli mühür yalnızca bir kez vurulur. Birden fazla vurulursa oy pusulası geçersizdir şeklinde bir cümle yoktur. Bu okuduğum ikinci cümle hukukçunun yorumudur. Yani iç tüzükte değil o. Değil. Tamam. Evet. Onu öğrenmek istedim ben. Evet. Yani ana kural budur. X işareti şeklinde mühür vurulsun. Peki. Ama seçim ve halk oylaması yasasında açıkça diyor birden fazla mühür durumunda. Şimdi onun da tabii şimdi burada meclis iç tüzüğünde şuna bakılıyor. O vurduğun kabul kutusu içine ismin altında diğer tarafa red kısmına parti seçimi olsa işte diğer partinin kısmına taştığı anda geçersiz sayılacak. Şimdi burada bir yorum diyor ki burada iradedir. O milletvekili evet 3 defa vurmaması gerekirdi. 2 defa vuran da var, 3 defa vuran da var. Bir tanesinde de tam kutunun içinde bir mühür var. Şimdi burada genel kurul Sayın Zorlu Töre ve divandaki arkadaşlar iradeye yani o ismin altındaki kutudaki mühür vurulmasına önem verdiler. O şekilde yorumladılar ve bunu ilan ettiler. Peki, çok basit bir soru sormak istiyorum size. Çok basit. Niye bu konuda da başsavcıdan görüş istemediniz? Bunu isteyecek olan biz isteyemeyiz. Partiler de isteyemez, başbakan da isteyemez, ana muhalefet de isteyemez. Şimdi bakın, bu samimi değil. Yani bu cümle... Bu meclis başkanındadır. Tamam. Ama bu cümle... Hayır, yani, bana sorduğunuz için... Evet, bu samimi bir cümle değil. Yani ne yapalım, biz soramazdık, lazımdı Zorlu Bey sorsun, o da sormadı demek samimi bir düşünce olmaz. Kamuoyu bunu merak ediyor. Zorlu Bey'in seçiminde, daha hatta Zorlu Bey'in ifadelerinden anlıyoruz ki seçimden önce, altını çizelim, seçimden önce başsavcının görüşünü istiyor... Seçimden sonra da istiyor. Peki Ziya Bey'in seçiminde niye başsavcının görüşü hiç istenmiyor? Hem de hiç. Şimdi başsavcıya bu konuda görüş sorulabilir tabii ki. Evet, ben neden evet. Sorulmadığını soruyorum. Onu dediğim gibi meclis başkanı yazıyla bunu yazarsa ancak başsavcı yazılı olarak cevap verebilir. Yani Zorlu Bey sormadı, ne yapalım? Zorlu Bey'dedir yetki, meclis başkanı soracak bunun sorusunu. Peki, o zaman şimdi gelelim Oğuzhan Hasiboğlu'nun görüşüne. Siz ne dersiniz Sayın Vekilim? Size göre, evet. Oğuzhan Hasiboğlu'na göre, vekilsiniz, genel sekretersiniz, vatandaşsınız, hukukçusunuz, birçok şapkanınız var. Ziya Öztürkler seçilmiş meclis başkanı mıdır? Seçilmiş meclis başkanıdır. Şöyle söyleyeyim size, seçim ve halk oylaması yasasını da uygulasak bu meseleye, meclis içi seçimlerine. İki mühürü ben şahsen kesin geçersiz sayardım. Seçim tamam. Ve halk oylaması. Ama o diğer bir üçüncü mühür var ki tam kutunun içerisindedir. Evet bir kayma vardır ama yani benim naçizane birçok seçimde bulunduk ve o sandıkta itirazlarda bulunduk. Sandık kurulunun verdiği kararlara baktık. Baktığımız zaman ben kendi şahsi gözlemimi söyleyeyim. O üçüncü mühür geçerli addedilir. Ama o diğer ikisi geçerli addedilmez. Çünkü birden fazla çok açık bir şekilde mühür var. Bu sonucu kabul edersek yine Ziya Öztürkler bir oy farkla seçilmiş addedilir. O yüzden gönül rahatlığıyla bunu söylüyorum. Ama siz işi o raddeye getirmediniz.
devamı var bunun. Bu arada Narin Hanım'ın bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Biliyorsunuz bugün basında da çok yer aldı. Eski Yüksek Mahkeme Başkanımız ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu Başkanımız. Çok da sevdiğim birisidir. Bir kez daha buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum kendisine. Diyor ki Narin Hanım, emekli Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, YSK'nın 47/81 sayılı kararına işaret ederek seçimlerde mühür vurmanın amacının, burada çok başka bir şeye işaret ediyor. Seçimlerde mühür vurmanın amacının seçmenin kendisini belli edecek herhangi bir işaret koymasını engelleme amacı taşıdığını söylüyor. Yani bu ne demek? Siz adaysınız, ben de seçmenim. Siz bana derseniz ki Mustafa sen git Oğuzhan Asiboğlu'nun altına 4 tane mühür vur. Daha oylar sayılırken ben anlayayım ki sensin bana oyu veren. Anlatabildim. Yani ne kadar önemli bir şey olduğunu burada Narin Hanım'ın söylediğinin daha net anlaşılması için bu örneği veriyorum. Ve diyor ki Narin Hanım, seçimlerde mühür vurmanın amacının seçmenin kendisini belli edecek herhangi bir işaret koymasını engelleme amacı taşıdığını söylüyor. Meclis başkanlığı seçiminde kullanılan birden fazla mühürlü oyların bu kapsamda geçersiz sayılması gerektiğini söylüyor. Seçim yasasında veya iç tüzükte çift mühürün yasak olduğu ifadesi bulunmuyor. Az önce sizin de okuduğunuz gibi bulunmuyor. Ancak oyun hangi seçmen tarafından kullanıldığını belli eden bir işaret bulunmasının yasak olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda oy pusulasında herhangi bir işaret olmaması için mührün bir kez basılması gerekiyor diyor Yüksek Mahkeme Başkanımız. Evet. Eski Yüksek Mahkeme Başkanımız. Tabii orada okuduğunuz kurallar içerisinde YSK kuralları, aynı zamanda Narin Hanım YSK Başkanı'ydı. Tabii. Aynı zamanda. Şimdi tabii burada YSK yoktur bu seçimler içerisinde. Ama burada YSK diyor ki seçim yasasında veya iç tüzükte. Evet. İşte şimdi anayasanın 69. maddesi var. Narin Hanım'ın bu tespiti bütün bu seçimler için doğrudur. Tamamen harfiyen katılırım. Ama şöyle bir ekleme yapmak isterim. Anayasamızın 69. maddesi seçimlerle ilgili düzenlemede bulunur ve orada der ki her seçim için özel yasa yapılabilir. Anayasa doğrudur. Doğrudur. Dolayısıyla seçim ve halk oylaması yasası da açıkça yazıyor. Ve YSK'nın da yetkili olduğu seçim ve halk oylaması yasası. Cumhurbaşkanlığı, yerel seçimler ve milletvekilliği seçimleri. Ben de açıkça söyledim görüşümü. Zaten bu seçimlerde bu mühürler kesinlikle geçerli addedilmezdi. Geçersiz addedilirdi. Aynı fikirdeyim. Ama burada da iradeye atıfta bulunmuyor. İrade konusunda bir irade noksanlığı var demiyor Narin Hanım da. Sadece diyor ki bir işaretleme, yani kendini ifşa etme. Evet. O tarafsızlığa. Ama fark etmez, gene geçersiz olması lazım diyor. Şimdi tabii burada baktığınızda bunu yorumlayalım beraberce, sesli düşünelim. Birden fazla mühür vurarak kim kendini nasıl bir afişe ediyor? Ben örneğini verdim size biraz önce. Siz adaysınız, ben seçmenim. Siz bana dersiniz ki Mustafa benim ismimin altına 4 tane mühür vur da ben anlayayım senin olduğunu, örneğini de verdim az önce. Tamam da burada şimdi bu tartışmalar o zaman yoktu. 4 tane böyle bir, iki kişi arasında böyle bir anlaşma olsa, şimdi faraziyeden konuşuyoruz. Ama o 3 mühürün 4 mühürle o işin geçersiz olacağı çok aşikardı veya bunun tartışma konusu olacağı. Daha iyi derdim ki ben bir yıldız koyalım kenarına. O zaman size şunu sorayım. Anladım sizin görüşünüzü. Cumhuriyetçi Türk Partisi ısrarla diyor ki bugün, bir saat önce yine Tufan Hoca. Yani söylüyor yetmedi, biraz önce de yazdı bunu. Diyor ki ısrarla ve inatla meclisin 3 hukukçusunun olumsuz görüşüne rağmen diyor. Ve bu 3 hukukçu, geçen hafta Erkut Bey de burada, geçen haftaydı konu, evet geçen haftaydı, diyor ki bu işler için istihdam edilmiş hukukçulardır bunlar diyor mecliste. Yani görevleri budur. Öyle herhangi bir hukukçudur da işte sen neden bu işe değil, görevleri bu olan 3 hukukçunun
olumsuz görüşüne rağmen diyor Ulusal Birlik Partisi ve hükümet Ziya Bey'in seçilmiş olduğunu iddia ediyor. Peki bu nasıl olabilir Sayın Vekilim? Şimdi çift mühürle ilgili sıkıntı var. Öyle ya da böyle. Artık iş şeye döndü. Yani sana göre bana göreye döndü bu iş. Ki ben bence öyle olmaması lazım. Onu geçtim. Üç hukukçu var mecliste. Üçü birden bunun geçersiz olduğunu söylüyor. Ama diğer taraftan bakıyoruz. Ulusal Birlik Partisi ve hükümet Ziya Bey'i siz de artık canlı yayında kayda da geçti bu. Siz de seçilmiş olarak addediyorsunuz. Bu nasıl olabilir? Şimdi tabii bizim hukukçu arkadaşlarımız beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdır. Komitelerde her zaman görüşlerine başvururuz. Sözlü veya yazılı görüş verirler. Şimdi tabii burada yazılı görüş biz meclis genel sekreterine de sorduk. Meclis başkanına da sorduk. Yazılı bir görüş talebi gitti mi? Yani yazılı görüş versinler diye. Böyle bir talep yok. Kim talep etti? Ne sorusu sordu? Şimdi görüş verirken ne sorduğunuz da önemlidir. Ona göre de görüş verilir. Olaya şimdi, bakayım. Dolayısıyla bu konuyla ilgili tabii ki ben yine aynı söylüyorum. Bu görüşlere saygımız baki. Hatta biz konuştuğumuz zaman bir hukukçu arkadaşımız genel sekretere, genel sekreterin sorusu üzerine tabii ki Ziya Bey seçilmiştir şeklinde cevabı var. Dolayısıyla burada farklı yorumlar, farklı görüşler ortaya çıkabiliyor. Onu anlıyoruz. Ama demin size okuduğum cümle de aynı şekilde görüşlerin içerisinden diye. Dolayısıyla şimdi, bunu yoruma açabilirsiniz. Yani bu hukukçu arkadaşımız devamında bunu bu mühürler geçersizdir şeklinde yorumlar. Üç mühürü. Başka bir hukukçu, bizim de yazılı görüş aldığımız hukukçular var. Farklı bir şekilde. Yani özel hukum, tamam. Özel hüküm genel hüküm kuralına girerek özel bir düzenlemedir deyip meclis iş tüzüğü onu öne çıkaran bir yorumda da bulunabilirsiniz. Hayır, bu özel düzenlemede meclis iş tüzüğünde yeteri kadar bu düzenlenmemiştir. O yüzden seçim ve halk oylaması yasasındaki düzenlemeleri uygulamamız gerekir şeklinde yorum da yapabilirsiniz. Dolayısıyla benim söylemek istediğim bu yorum açık bir husustur. Ama burada şöyle bir durum var. Tufan Hoca'yı tanırsınız değil mi? Evet. Birlikte çalışıyorsunuz mecliste. Ben de burada defalarca program yaptım kendisiyle. Mesela yarın akşam sosyal medyada bir yayın yapacağım. Orada çok da eleştireceğim kendisini ağır bir şekilde. Ama Tufan Hoca'yı tanırsınız, ben de tanırım. Tufan Hoca böyle bir şeyi %100 emin olmadan asla yazmaz. Diyor ki Tufan Hoca bugün 3 saat önceki paylaşımında ve birinci maddesinde söylüyor bunu. Paylaşımının birinci maddesinde. Mecliste görevli ve yetkili 3 hukukçunun görüşleriyle 15. turda kullanılan 3 çok mühürlü oyun geçersiz olduğu açıktır diyor. Ya, Tufan Hoca bunu yazmaz. Yani %1 milyon emin olmasa yazmaz yani böyle bir şey. Hani siz diyorsunuz ya işte bir tane size bize geldi de dedi ki genel sekretere bence tamamdır. Burada diyor ki Tufan Hoca ki kendisi de hukukçudur biliyorsunuz. 15. turda kullanılan 3 çok mühürlü oyun geçersiz olduğu açıktır diyor. Şimdi bir görüş verilebilmesi için demin de aynı şeyi söyleyeceğim, demin de söyledim. Ne sorduğunuz çok önemlidir. Hangi sorular soruldu, yazılı kim talep etti onu bilemiyoruz. Ama günün sonunda evet 3 tane görüş çıktı ortaya. Bu görüşlerle ilgili işte çeşitli kısımları var. Sadece mühür konusu değil ama ve günün sonunda da demin size okudum bunu. Hı hı. O cümleden itibaren artık bu iş yoruma kalır dedim. Ama meclis iş tüzüğündeki düzenleme açıktır. Açıkça yasaklayan bir kural yoktur. İradedir öne çıkan. İradeyi siz bir mühürle kutunun içerisinde koyabilirsiniz. İki mühürle de irade koyabilirsiniz. Bir de bir algı var, yanlış şey var. Sanki ben söylemişim gibi o algılandı. Şimdiki sorumuz odur. Evet. O yüzden bunu tamamlayıp onu ayrı konuşalım. Evet. Sanki birden fazla vurulursa daha fazla güçlü irade teşkil eder. Öyle bir görüş benim, öyle bir şey şahsen ağzımdan çıkmamıştır. Şimdi, ama demin de ifade ettiğim gibi burada önemli olan o kişinin iradesidir. O iradede sakatlık nerede olurdu? O vuran kişi
bir mesaj verecekseydi hem kabule vururdu, hem redde vururdu, hem çekimsere vururdu. Öyle pusular da çok gördük. Bütün bu olanlar içinde, yani ta ilk başa gidiyorum, Faiz Bey ile Zorlu Bey'in grup toplantısındaki oynanmasından itibaren geldiğimiz şu ana kadar o kadar bir absürt şeyler yaşandı ki, yani hepsiyle ilgili ayrı bir program yapılabilir. Bunların hepsini geçiyorum. Ama bu bahsettiğiniz gerçekten yani çok komik bir şeydi. Ulusal Birlik Partisi parti meclisi kararları diye basına yazılı açıklama yapıyorsunuz. Ve o yazılı açıklama içerisinde diyorsunuz ki mühüre birden fazla oy vurulması vekilin güçlü iradesini temsil eder. Yani kusura bakmayın ama böyle bir mantık nasıl olabilir? Onu şöyle izah edelim. Şimdi bir karar oluşurken herkes görüşünü söyler. Şimdi ben bir taslak çıkarırım. Ondan sonra sonuçta bu bir parti meclisi kararı. Evet. Bu bir basın açıklaması değil. Ve herkes kendi uygun gördüğü paragrafı, cümleyi ekler çıkarır. En son kertede basına verilen, daha doğrusu da metinde o cümle içerisinde kaldı. Ama bizim irademiz parti meclisinin nihai imzalı kararında o cümle yoktur. Dün başka bir televizyon kanalında da bağlandığımda sordular bu soruyu ve izah etmeye çalıştım. Ama bu demek değil ki bu demin söylediğimiz görüşlerden farklı bir görüşümüz var. Ama birden fazla mühür vurulması bir fazla bir yorumdur. Bu ekstra yorumdur. Parti meclisi kararı içerisinde de o yoktur. Nihai imzalı metinimiz içerisinde de yoktur. Basına açıklamasında... Zaten yani Ulusal Birlik Partisi gibi bir işte 50 senelik, 48 senelik bir partinin de böyle bir şey yazmaması lazım. Yani ne demek çifte mühür, güçlü irade demektir? Ve bilirsiniz yani o da çok büyük alay konusu oldu orada. Evet. Bu süreç içerisinde benim merak ettiğim başka bir konu daha oldu. Neden danışma kurulunu toplamadan resmi gazetede alelacele yayınladınız Ziya Bey'in meclis başkanlığını? Şimdi danışma kurulu meclis iş tüzüğüne göre seçimler olur ve ilan edilir. Hep böyle olmuştur. Ayrıca bir danışma kurulunun toplanıp da meclis başkanının ilanı için böyle bir müessese, böyle bir düzenleme... Ama bu kez şerh vardı. Zorlu Bey'in açıklamasını hepimiz canlı yayında izledik. Meclis başkanı olarak oylamanın sonucunu açıklarken dedi ki Zorlu Bey 26 kabul, 23 red, ancak CTP'nin bir şerhi vardır burada. 3 oyda çift mühür olduğuyla ilgili ve prosedür devam edecek. İşte o prosedürden, o prosedürün en önemli parçası danışma kurulunun toplanmasıydı. Ama siz yani Ulusal Birlik Partisi ve hükümet diyelim artık, bunu beklemeden resmi gazetede alelacele yayınladınız Ziya Bey. Evet, şimdi burada o an bir değerlendirme oldu. Yani o an katipler, meclis başkanı, onlardır yetkili olan zaten. Divanın da bir parçasıdır. Bu arada danışma kurulu değil, başkanlık divanıdır buna karar verecek olan. Pardon. O divan o an aslında genel kurul içerisindeki o divan üyeleri o şerhi de dikkate alarak ilanı yaptılar. Ama o şerhten dolayı ara vermediler. Verebilirdi. Vermediler. İlan ettiler. İlan ettiği anda Sayın Ziya Öztürkler meclis başkanı koltuğuna aslında oturması lazımdı. O anda tamamlanıyor çünkü. Resmi gazetede yayın işin ilan kısmıdır. Ondan sonra evet o şerhi bir daha değerlendirmek isteseydi meclis başkanı divanı toplantıya çağırabilirdi. Ama buna yine tek yetkili olan meclis başkanıdır. Dolayısıyla başkanlık divanı toplanmadı. Daha sonra da ilan süreci gerçekleşti. Ve Sayın Ziya Öztürkler'in seçilme süreci tamamlanmış oldu. Bu arada şunu da söylemiş olayım size. Meclisin 3 hukukçusundan görüş alan kişi Zorlu Töre'ymiş. Zorlu Töre de bize grup toplantısında aynen şu ifadeyi kullandı. Duydum ki birileri görüş istemiş. Hukukçuları çağırdı. Aynen bize kullandığı ifade. Odama geldiler. Ellerinde görüşle geldiler. Yani hazır. Görüşler hazırdı. Peki. Aynen şimdi, Zorlu Bey'in ifadesi. Şimdiye gelelim.
Çünkü artık yani bu iş daha çok su kaldıracak bellidir. Hala daha burada siz bile ki hükümetin büyük ortağının genel sekreterisiniz. Tabii ki hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde Ziya Öztürkler Meclis Başkanı seçilmiştir diyemiyorsunuz. Bence seçilmiştir diyorsunuz ama yorumlar da olabilir diyorsunuz burada. Yani bir ülkenin meclis başkanının yoruma açık olması çok su kaldırır ve kaldıracak. Nitekim bütün bunların içinde yani sanki bunlar yetmezmiş gibi başka gelişmeler yaşandı. Onu da biz anlayamadık yani toplum olarak. Pazartesi günü yani dün Ziya Bey meclisi açacak. Çünkü artık resmi gazetede yayınlandı ve kendisi meclis başkanı. Cumhuriyetçi Türk Partisi de diyor ki Ziya Bey bize göre seçilmemiştir. Onun pardon, onun açtığı meclis oturumuna biz katılmayız. Böyle bir görüş var. Hükümet seçilmiştir, resmi gazetede yayınlanmıştır, görevinin başındadır diyor. Ana muhalefet de diyor ki bize göre seçilmemiştir, onun açtığı oturuma katılmayız. 4 saat grup toplantısı yaptınız dün. Yani neden o kadar sürdüğünü de söylerseniz sevinirim. Ve CTP'ye süre verdiniz bir hafta. Tufan Bey de çıktı dedi ki esas biz onlara süre verdik. Yani bence sizinki yanlış, onunki daha da yanlış ama şu anda siz varsınız karşımda diye size soruyorum bunu. Nedir bu bir haftalık süre konusu vekilim? Şimdi burada tabii ki meclis başkanı yardımcısı tüzükte açıkça ana muhalefetten seçilir diyor. Dolayısıyla burada bana göre doğrusunu yaptık ve ana muhalefete bir süre verdik. Yani meclis başkan yardımcısını bizim ana muhalefet adayı göstermeyecekse oylayacak halimiz yok. Çünkü tüzük açık. Katipleri, idare amirini seçip seçimleri devam edip tamamlayabilirdik. Ama onu yapmadık. 2007 yılında ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Cumhuriyetçi Türk Partisi, ÖRP hükümeti döneminde Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti meclisi boykot etti, girmedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi meclis iş tüzüğünü değiştirdi ve meclis başkan yardımcısı ana muhalefetten olur maddesini ortadan kaldırdı, kendisi seçti. Yani hem meclis başkanını hem meclis başkan yardımcısını. Bakın biz bunu yapmadık şu aşamada. Dedik ki süre verdik, gel meclisi çalıştır. Çünkü burada yani şunu da söylemek isterim Mustafa Bey. Bu meclis çalışmasıdır. Yasaların yapılmasıdır. Denetimin yapılmasıdır ki denetimi de biliyorsunuz en fazla ana muhalefet sever. Çıkar salı günleri hükümeti eleştirir. Dolayısıyla bu meclisi artık çalıştırmak lazım. Evet. Günün şimdi sonunda odur. Esas zaten sorun da size sorun da odur zaten. Niye bir hafta süre verdiniz CTP'ye? Ne demektir o? Karar versinler ne yapacaklarına. Hani 3 gün de olabilirdi, doğrudur dediğiniz 4 gün de olabilirdi. Hayır, yani ne için süre verdiniz? Ne yapsın diye? Yani meclis başkan yardımcısı adayını belirlesin, meclise gelsin diye mi bu süreyi verdiniz? Evet, meclis başkan yardımcısını belirlesin, ismini versin bize. Çünkü çıktı Sunat Bey ve çağrıda bulundu. Dedi ki biz seçemeyiz şu an. Çünkü meclis nasıl kapandı? Ara verildi. Tamam. Meclis oturumu seçimlere ara verildi. Tamam. O seçim için yani tamamlamamız lazım. Siz CTP'ye meclis başkan yardımcısı adayını göstermesi için bir hafta süre verdiniz. CTP de diyor ki biz Ziya Bey'in oturduğu, açtığı meclisi biz katılmayacağız. Aday gösteririz ama Ziya Bey'in seçilmesi lazım gerçekten. Bu bir haftalık süreyi siz niye verdiniz? Bir hafta sonra eğer CTP meclis başkan yardımcısı adayı göstermezse ne yapacaksınız? Siz de iç tüzüğü değiştirip meclis başkan yardımcısı mı seçeceksiniz? Şimdi burada tabii ki oturup grupta karar vermek lazım bu konuya. Ama şöyle de bir kural var. Yenisi seçilene kadar eskisi de göreve devam eder. Eskisi kimdir? Ziya Bey midir eskisi, Zorlu Bey mi? Meclis başkan yardımcısından bahsediyorum. Evet, Ziya Bey seçildi. Tabii. Ziya Bey seçildi. Evet. Bize göre meclis başkanıdır. Dolayısıyla burada meclis başkan yardımcısı Fazilet Hanım istifa mı etti, etmedi. Görevinin başındadır. Evet. Ama seçimin de yapılması lazım. Seçimin de yapılması lazım. Bunu oturup grupta karar vereceğiz. Ama
sonuçta o makam boş değil, onu söylemek istiyorum. Ama süre verdiniz, o yüzden soruyorum. İşte kararlarını versinler. Fazilet Hanım devam mı edecek? Eğer birini göstermezlerse bize göre, ki iş bize, sadece bize göre değil, meclis iş tüzüğünde açık maddesi var. Yenisi seçilene kadar eskisi görevine devam eder. İstifa etmediğine göre. Peki herhangi bir süre söz konusu mudur? Yani süresi dolduğu için, mesela meclis başkanlığının 3 yıllık süre, görev süresi dolduydu diye seçim yapıldı. Meclis başkanlığında da böyle bir süre yok mudur? Sonuçta başkanlık divanıdır. Hepsi de içindedir bunun. Günün sonunda aday göstermemeye ve meclis başkan yardımcısı da göreve gelmemeye devam ederse buna oturup, ki iç tüzüğü değiştirmek de alternatiflerden biridir. Böyle bir düşünceniz var yani. Değerlendireceğiz yani, şu an bu olur diyemiyorum. Çünkü oturup gene bu hafta grup toplantımız var. Bu konuları tartışacağız ve ona göre karar vereceğiz. Hiç diyalogla yürümeyi tercih etmediniz vekilim. Yani mesela adaylar konusunda, 4 turda 5 turda seçilememe konusunda, CTP'nin meclisi önce açıp Kutlu Bey 26 red aldıktan sonra ikinci kez açmamasıyla alakalı. İşte bu çifte mühürle alakalı. Siz bir hukukçusunuz, Tufan Bey bir hukukçu, partinizin ve CTP'nin hukukçularının bir arada oturup konuşmasıyla ilgili. İşte başkanlık divanını topla, hiç diyalog yolunu tercih etmediniz. Saatlerce o bekleme sürelerinde hep o diyalog, özellikle tabii ki bu diyaloğu yürüten grup başkan vekilleridir. Doğru. Cumhuriyetçi Türk Partisi ve bizim partimizin. Ama hiçbir şekilde uzlaşı olmadı. Uzlaşı olsaydı zaten bu tıkanıklığı yaşamazdık. Keşke olsaydı. O zaman bu konuyla ilgili size son sorumu sormak istiyorum. Neden, mesela az önce diyorsunuz ki değerlendireceğiz, grupta konuşacağız, tartışacağız, hepsi tamam. Bu kadar olay olurken neden hiç ısrarla talep edilmesine rağmen erken seçimi gündeme getirmediniz? Şimdi meclis, demin de ifade ettim, parlamenter sistem ve burada bizim gözden kaçırdığımız bir husus var. 50 vekilin bakanlar da dahil aslında en asli görevi yasa yapmaktır ve meclisi çalıştırmaktır. Meclisi çalıştırmama üzerine bir düşünce olamaz. Çünkü hepimiz önce vekil olmak için seçildik. Ve asli görevimiz de yasa yapmaktır. Şimdi siz hükümeti eleştirebilirsiniz, bir açığını bulursunuz. Hükümet çok büyük yanlışlar yapar. Bankalar batar, şu olur bu olur. O zaman daha önce Cumhuriyetçi Türk Partisi dörtlü hükümet döneminde Sayın Tufan Erhurman'ın yaptığı gibi, ben artık tünelin ucunda ışığı göremiyorum der. Bizim de baskılarımızdan istifa eder. Ama hükümet yürütmenin icraatlarından dolayıdır bu. Yasamadan dolayı değildir. Bunu ben hep anlatmaya çalıştım. Yasamadan dolayı, yasamadaki tıkanıklıktan dolayı erken seçim talep etmek doğru değildir diye düşünüyorum. Bizim asli görevimizden çelişir diye düşünüyorum. Öyle bir niyetiniz söz konusu mudur? Hayır. Yani bu kadar şey yaşandı. Belli ki bu hafta yine yaşanacak, ki boşuna geçiyoruz bu haftayı da. Yani daha önce İSİAS vardı, bu hafta işte o tatsız olaylar yaşandı. Ama boşuna bir hafta daha geçiriyoruz ki hükümetinizin, özellikle başbakanın çok iddialı söylemleri vardı. Yani meclis açılınca şunu yapacağız, şunu yapacağız, şunu yapacağız da ilgili. İşte 24 saat sonra bir ay olur meclis açılalı. 1 Kasım'da bir ay. Hiçbir şey yapılamıyor da. Yani bu süreç erken seçime götürebilir mi ülkeyi? Şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Muhalefet yanlış bir yerden tutup da erken seçim, yani bunu bir fırsata dönüştürmek istiyor. Anlarım, ana muhalefettirler. Ama buradaki asli görevi, ya elmayla armutu karıştırıyorlar. Bu yasama görevinde bu tıkanıklıktan dolayı bana göre erken seçim olmaz. Zaten belli, meclis başkanı iktidardan olacak, meclis başkan yardımcısı muhalefetten olacak. Şimdi bunu alıp da artık bu kadar da sürüncemede bırakmak, bunu bir mesele haline getirmek ve bunu erken seçime bağdaştırmak
doğru değildir diye düşünüyorum. Ama hükümetin bir yanlışlığından dolayı. Ama hiçbir şey olmamış gibi söyleyemezsiniz. Hiçbir şey olmamış gibi yani demiyorum. 15 tur seçemediniz, 4 tane aday değiştiniz, çift evet. turlar var, hastaneler var, geri gelmeler var. Yani bunlar var da talep bu kadar arttı. Gerçi daha öncesinde de erken seçim talebi vardı ama bütün bunlar oldu diye artık Cumhuriyetçi Türk Partisi erken seçimden başka çare yok demeye başladı. Şunu da diyebilir. Tabii ki görüşlerine saygım var. Sonuçta Sayın Öztürkler seçildi. Diyoruz ki başlayalım yasama faaliyetine. Girin siz de eleştirinizi daha şiddetli bir şekilde mecliste yapın. Onlar da diyor ki baştan seçin, seçilmiş olsun, hemen gelelim. Bir daha seçim yapalım diyorlar. Evet. Yani bu aslında iş yaptırmamak için bu kadar bu süreci zorlamaktır. Bunu peki. zorlamanın anlamı yok, onu söylüyorum. Kurultay'a gelelim. Kurultay'la ilgili birçok şey söylendi. İşte binlerce kişinin katılması, 10 bin kişinin üzerinde Ulusal Birlik Partisi üyesinin gelip oy kullanmasının, partinin gücünü ortaya koyduğu, işte bir sürü başka sıkıntılar olmasına rağmen işte Fener Galatasaray maçı, hava muhalefeti, cumartesi olması gibi, ona rağmen bunların olması, ya büyük bir kalabalığın olması, UBP'nin gücünü gösterdiğini ortaya koyanlar var. Bir de artık parti içi muhalefet mi diyorsunuz onlara, siz nasıl adlandırıyorsunuz bilmiyorum. Özellikle Taçoy grubunun ve onun dışında birçok UBP'nin de kurultaydaki organizasyonsuzluktan yana yapmış olduğu ciddi şikayetler var. Ve hatta bazıları direkt olarak sorumlu olduğumuz için sizi suçluyor bundan dolayı. Şimdi o gün orada, gerçi ben gündüz saatlerinde yoktum ama izledim. Büyük bir kaos yaşandı. Yani sandıklarda, girişlerde, çıkışlarda ezilen insanlar oldu. Pusulaların havaya uçtuğunu gördük, elden ele gezdiğini gördük. Partinin kurultaya gitmesinden sorumlu bir genel sekreter olarak bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii ki burada evet çok büyük aksaklıklar oldu. Zaten 10 bin kişinin gelmesi ve bir anda 2-3 binin gelmesi, hangi altyapıyı kurarsan kur, hangi sistemi kurarsan kur, kaldırmaz. Yani Atatürk Spor Kompleksi kaldırmaz, o yapı kaldırmaz. Çünkü böyle bir kurultay daha önce olmadı. Bu kadar katılım Kıbrıs Türk siyasi tarihinde olmadı. Bu kadar yüksek oranda bir oyla bir genel başkan seçilmedi. Ama burada en önce bu faktöre bakmak lazım. Hangi önlemi alırsanız alın. Bir de biz Sayın Taçoy'un danışmanlarıyla, ekibiyle kurultaya gitmeden çok görüştük. Hiç dediklerinizi yapmamışsınız diyorlar. Bana söylediler evet. yani. Tam aksine biraz da bu kuyrukların, tıkanıklığın sebebi onların söylediği usulü yapmamızdan kaynaklandı. Bir ön masa kurulsun. Önce herkes üye mi değil mi bir numara verilsin. O numarayı aldıktan sonra bilgisayarlara gidilsin. Bölgelere göre oy kullanasın. Daha önce böyle bir şey yapmadık biz. Bu çok büyük yığılmaya sebep oldu. Ama sırf onları kırmamak için onların sistemini, onların yapılanmasını kabul ettik. Bunu açıkça ifade etmek isterim. Bir de tabii hep genel sekreter olarak ben paylaşımcı oldum. Daha ilk günden üye listelerini tüm adaylarla paylaştım. Hasan Bey'in tabii kendine göre, kendi hukukçularından aldığı müşavereye göre hep bir itirazları oldu. Evet. En sonunda işte üye listesine. Burada da yaptı o itirazlar. Yani benim programımda da evet. yaptı. En sonunda ben dedim ki, ben çünkü en son isteyeceğim şey, daha önce yaşanan tecrübelerimize dayanarak kurultayı yaptıktan sonra mahkemelik olmamızdı. Gel dedim, öncesinde mahkemelik olalım. ve bu üye listesini mahkeme karar versin. Mahkeme bizim lehimize karar verdi ve ihtilafsız bir şekilde de şeye gittik, üye listesiyle seçimlere gittik. Yoksa o dönemde çok mücadele verdim ben. Bütün adayları memnun etmek için. Kolay bir süreç değildi benim için de ama bir şekilde öyle veya böyle ben mükemmel sorunsuz bir kurultay geçeceğini zaten beklemiyordum ama
Takdir ederseniz ki herkes stresli, herkes gergin, herkesin ekibi gergin. Kime gideceğiz? Oğuzhan Hasiboğlu'na, genel sekretere gideceğiz. Davalar yağar. Dolayısıyla bunu bir şekilde minimize ederek bu süreci atlatmış olduk. Çok sayıda kullanılmaması gereken oyun kullanıldığı söyleniyor. Doğru olabilir mi bu? Şimdi kullanılmaması gereken oy derken bir kişinin birden çok kez oy kullandığı veyahut da bir kişinin bir oy atma yerine 8-10 tane birden oy pusulasını sandığa attığı gibi. Şimdi sandıkların başında en az 3 kişi bütün adayın gözlemcisi vardı. Sandıkların başında. Normalde 1'di bu, sonra 3 yaptık. Artı oylar sayılırken herkesin şeyi vardı, gözlemcisi vardı. Şimdi artık onlara bırakıyorum ben. Hala daha böyle bir şey söyleniyorsa ben bir şey diyemem. O anda zaten yetki bende değildir. Tabii. Divandadır. Kurultayınızla ilgili herhangi bir mahkeme, yargı, dava süreci var mıdır şu anda? Yoktur. Parti meclisi üyeleriniz mazbatalarını aldı mı? Bu hafta. Neden almadı şimdiye kadar? Hepsinin işte yazılmasını bekledik. Sayın Başbakan kontenjanları var. Onları 1,5 ay oldu. Ama parti meclisimizi topladık biz. Mazbata bir belgedir verici. Onları etmek anlamında. Yani herhangi bir yargısal sorun yok, orada yok. Yok. Peki genel sekreteriniz seçilmedi hala da. Genel sekreterlik seçimine de MYK seçiminden sonra artık parti meclisi MYK karar verecek. Sizin o aşama aşamadır. Önce MYK, sonra genel sekreterlik. Sizin herhangi bir adaylığınız, devam etme arzunuz veyahut da vazgeçtim, bırakıyorum artık yeter gibi bir düşünceniz? Henüz ben bir karar vermedim bu konuyla ilgili olarak. Henüz bir karar vermediniz. Peki Sayın Vekilim, şimdi İSİAS'la ilgili bilirkişi raporu açıklandı. Evet. Ve sorumluların kusurlu olduğu. Tüm sorumluların, evet, tüm orada, sanıkların. Bilirkişi raporunda yer aldı. Siz de o meclisimizin sürekli Adıyaman'a giden komitesinin başındaki kişisiniz. Önce bunu bir sizden dinlemek istiyoruz biz. Ne anlama geliyor bu? Şimdi tabii son celsede bu bilirkişi raporu bekleniyordu. Tabii orada da ciddi tartışmalar oldu. Yine sanıklar birbirlerini suçladılar. Yalanlar havada uçuştu. Bu rapor özellikle bunu tabii karşı taraf istedi. Çünkü her rapora diğer tarafın itirazı oluyor. Türkiye hukuku da bilirkişi raporları çok önemli. Şimdi ne anlama geliyor? Türk hukukunda okuduğum zaman son kısmı direkt şu şahıs şundan sorumludur, şu şahıs şundan sorumludur şeklinde ibareleri var. Bizim hukukumuzda mesela bilirkişiler sadece tekniktir. Burada da teknik kişiler ama direkt nedensellik bağını kuruyor. Dolayısıyla mahkemenin ciddi şekilde sorumluluk atfederken dikkate alacağını düşünüyorum. Bir de yanlışım yoksa eğer siz daha iyi bilirsiniz. Bu mahkemenin, bu davanın son bilirkişi raporuymuş. Evet. Yani bundan öncekiler geldi ama pek değerli ve gerçekçi bulunmadığı için. Yanlışım yoksa bu 9 Eylül'ün evet olandır. Bu son bilirkişi raporu evet olduğu söyleniyor. Yani artık karara gidecek iş. Önceki raporlara değerli demeyelim de herkes kendine göre şurası eksik, şurayı beğenmedim, müphem kalan hususlarla ilgili itirazlarda bulundu. Şimdi bu rapor aslında birçok boşluğu, o şüpheli olan kısımları dolduruyor. Ve ona göre de işte kusuru belirliyor. Burada tabii en önemli şey deprem yönetmeliklerine uygun binanın yapılmadığı. Projeyle yapılan binanın uyuşmadığı, kat ilave edildiği, ruhsata aykırı, asansör için boşluk açıldığı binada bunların hiçbiri projede yok. Bunlar tabii çok ciddi ithamlar. Şimdi burada hem tutuklu olanlar hem tutuksuz olanlar hepsine bir sorumluluk var. Şimdi bundan sonra yapılması gereken bilinçli taksirden olası kasta döndürebileceklerimizi döndürmek. Çünkü daha yüksek bir ceza almalarını istiyoruz. Dolayısıyla bunun için bu raporu kullanacak
hukukçularımız gelecek hafta içerisinde bir Ankara ziyaretimiz olacak. Oradaki hukukçularla görüşeceğiz. Bu raporu değerlendireceğiz ve bundan sonraki stratejiyle ilgili yol haritasını artık belirleyeceğiz. Tabii burada bir de bizim bir talebimiz var, biliyorsunuz. Bu ruhsatı veren kamu görevlilerinin davaya eklenmesi. Bu tabii, da bizim için önemli bir husus. Onların da eklenmesiyle biraz daha kusur konusu netleşir diye düşünüyorum. Çünkü işte ne diyor Ahmet Bozkurt son celsede? Ben her türlü parayı ödedim. Malzemeleri bir tamam aldım. Mimarları tuttum. Mühendisleri tuttum. Ben daha ne yapayım? Benim binamı deprem yıktı. Şimdi burada, bu raporda yine en önemli söylediği şey, bu binayı deprem yıkmadı. Onların çekişleme dediği bir iddia vardı. Yani yan deprem oldu, yan binaların etkisiyle bu bina yıkıldı. Onu tamamen reddetti. Depremi yıkmadı. Burada ciddi anlamda ihmaller sesi de var. Kusur var, sahtecilik var. Ki bizim en önemli dayanağımız aynı zamanda bu sahtecilik. Çünkü ruhsat sahte. Düşünün, Erdem Yıldız diye biri var, mimar, ama statik rapora imza atmış. Yani inşaat mühendisinin atması gerekene imza atmış. Sırf ana bina otele dönüşürken bu işlem gerçekleşsin diye. Şimdi bunu imzalayan suçlu. Mal sahibi de suçlu. Bir de izin veren makam var. Belediye, kaymakamlık, kimse o ruhsatı veren. Onlar da gelsin. Onların hepsini burada kusurlu buluyor rapor. Kusurlu buluyor. Ben tabii ilk davadan beri biz hep takip ettik bunu. Tabii. Bütün davalara katıldık. Öncesinde de gittik biz heyet olarak. Valiyle, belediyeyle, savcılarla, herkesle görüşülmesi gereken herkesle görüştük. 3 kez Adıyaman'a ziyarette bulunduk. Ben hatırlıyorum notlarımdan. İlk celsede Ahmet Bozkurt şunu demişti. Ben dedi orayı kendim için yaptım. Kendi canım için yaptım. Ben yaptım. Müteahhitliğini ben yaptım. Bizzat onu ben buldum. Öbürünü ben buldum. Malzemeyi ben aldım. Bu son celsede diyor ki adamları tuttum, malzemeleri aldım. Evet, ben yapmadım. Bakın ne kadar çelişkili ifade. Dolayısıyla bu yalanlarına kamu görevlilerinde yüzleştirmek lazım diye düşünüyorum. Peki. Şimdi birinci bölümü yavaş yavaş noktalıyoruz vekilim. Bu arada yayınımıza gösterdiğiniz ilgiye de çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İkinci bölümü açarken mesajlardan birkaç tanesini okuyacağız ama ana konumuz ikinci bölümde Kıbrıs konusu olacak. Orada da başka bir yola giriyoruz. Notlarıma bakıyorum. Birinci bölümle ilgili sormak istediklerimin tümünü sordum. Şimdi bir araya gidelim vekilim, ardından Kıbrıs konusunu konuşacağız. Değerli izleyenler, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Sayın Oğuzhan Hasiboğlu ile olan sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir kısa araya gidiyoruz. Aranın ardından sizden gelen mesajlarla ve Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
Kafe Crown'dan önce. Kafe Crown'dan sonra. Kafe Crown daha çok sen. Kafe Crown'un sunduğu Er Meydanı devam ediyor. Evet, ikinci bölümde yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Sayın Oğuzhan Hasiboğlu ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Çok aynı mealde soru var Sayın Vekilim. Bir kez daha ben de sordum ama bir kez daha sormak istiyorum size bu soruyu. 29 vekil olmasına rağmen diyorlar, hükümet niye 26 ile meclis başkanını seçemiyor diyorlar. Bir bu. Çok özür dilerim, ikisini birlikte sorayım da ona göre yanıtlarsınız. Bir de neden tekrar bir seçimde yapmıyorlar? Zaten CTP de bunu talep ediyor. 26'yı alıp temiz 26, yani böyle çifte mühür yorum falan değil. Bu işi temizlesinler. Niye bu yolu tercih etmiyor diyorlar. Şimdi bunlar tabii demin de sormuştunuz bu soruları. Burada o aralarda hep aslında grup başkan vekillerimiz hep bu görüşmeleri yaptılar. Ve bir şekilde uzlaşıya varılamadı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kilitlendiği bir nokta var. Uzlaşıyor değil, erken seçim. Biz de diyoruz ki meclis başkanlığı seçiminden dolayı erken seçim olmaz. Başka bir konu bulsunlar, başka bir yerden yakalasınlar. Hükümet yürütmenin ihmali, hatası, verdiği sözleri tutamaması, işte kendileri döneminde olduğu gibi maaş ödeyememe, projeleri gerçekleştirememe, protokolleri imzalayamama gibi durumlar yaşanır ve en sonunda Cumhuriyetçi Türk Partisi dörtlü hükümet der ki tünelin ucunda ışık göremiyoruz, biz görevi bırakıyoruz. Ya şimdi de erken seçim deyip duruyorlar ama kazara iktidara gelseler tek bir cümle ben duymadım. Bu memlekete, bu devlete, bu halka ne yapacaklarına dair hiçbir şey duymadım. Hiçbir proje duymadım. Erken seçim de erken seçim. Aslında kafalarında ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Kafalarında tek bir şey vardır. Nedir? Federasyon. Federasyondan başka hiçbir şey düşünmüyorlar Mustafa Bey. Yani ben onların da çok samimi bir şekilde erken seçim istediğine inanmıyorum. Yani sürekli bunu söylüyorlar ama sadece söylüyorlar yani. Ya ben bunu yüzlerine de söylüyorum. Çok böyle CTP'nin aman aman ülke erken seçime gitsin diye bir havası olduğunu da düşünmüyorum ben. Bakın biz erken seçimden kaçmayız. Ulusal Birlik Partisi erken seçime girdiğinde yine birinci parti çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama istiyoruz ki son 20 senede, belki de 10 yılda Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidarıdır. Geri kalan da Ulusal Birlik Partisi'dir. Ama bir yıldan, 1,5 yıldan fazla bir hükümet etme imkanı olmadı. Hiçbir projeyi gerçekleştirebilecek bir zaman bulamadık. Biz diyoruz ki başarılı bir 2,5 yıllık Sayın Ünal Üstel hükümeti dönemi var. Yaptığı işler var, verdiği sözler var. Bu 2 yılımızı da değerlendirelim. 2 yılın sonunda hükümet anlamında verdiğimiz sözleri tutamıyorsak, icraatları gerçekleştiremiyorsak, o zaman halkımız zaten notunu seçim gelince versin. Ama en azından bir adım o projeleri gerçekleştirmek için, verdiğimiz sözleri tutmak için bir fırsat olsun. Bizim dediğimiz budur. Başka bir şey söylemiyoruz. Bir saniyecik, sesle ilgili bir sorun vardı sanırım. Evet. Şimdi artık Kıbrıs konusuna gelebiliriz. Yani bütün bu konuları konuştuk. İzleyicilerimizin de sorduklarını size ilettik. Kıbrıs konusuyla ilgili bir gelişme yaşandı ve BM Genel Kurulu'nun ardından Genel Sekreter Nikos Christodoulos ve Ersin Tatar'ı New York'a gayri resmi bir yemek için davet etti. Ve bu davetten 2 sonuç çıktı. Birincisi, liderlerin Lefkoşa'da güven yaratıcı önlemler, başta yeni geçiş kapıları olmak üzere konuşmak için buluşacakları. İkincisi de 4+1 olarak söylenen bir
zirve veya konferans veyahut da bir toplantı çok da resmi olmayacak şekilde yapılacağı yönünde. Şimdi önce şunu sorayım Sayın Vekilim size, sizin görüşlerinizi alacağım ama önce şunu sorayım size, bu iki görüşmeyle ilgili herhangi bir gelişme var mı? Yani mesela liderler ne zaman görüşecek? 4+1 ne zaman yapılacak? 4+1, 5+1'e döndü mü, dönecek mi gibi bilgileri önce sizden alayım, ardından sizin görüşlerinizi alacağım. Şimdi 4+1 tabii ki önemli bir gelişme. Beklenti yılbaşından sonra, yani yeni yılın hemen ertesinde bunun gerçekleşmesi. 4+1'in? Evet, gerçekleşmesi bekleniyor. Yani İngiltere'nin olmayacağı kesin. Evet. Olmayacak. İngiltere belki lider seviyesinde değil ama gözlemci olarak bir daha düşük seviyede bir gözlemci statüsünde olabilir ama onu bilemiyorum tam. Ama masada olmayacakları kesin. Masada olmayacak. Yani 4+1'in yılbaşından sonra gerçekleşmesi planlanıyor. Evet. Peki Lefkoşa'da liderlerin? Onun tam tarihi belli değil ama o bu yıl içerisinde olabilir. Daha erken olabilir. Evet, daha erken. Peki Sayın Vekilim, nasıl okuyorsunuz siz? Kıbrıs konusunda çok tecrübeli birisiniz. 4 yıl boyunca hiç gerçekleşmemiş bir Ersin Tatar Nikosis Rodriguez görüşmesinin BM Genelsekreteri gözetiminde gayri resmi olsa bile görüşmeye başlaması, ardından Lefkoşa'da görüşmeye devam edecek olması, 4+1'in gerçekleşecek olması, metin içerisinde federasyona ve iki devletliğe hiçbir vurgunun yapılmaması, ki bu zannedersem ilk kez böyle bir şey oluyor. Nasıl okuyorsunuz bu gelişmeleri? Şimdi tabii önemli gelişmeler. Artık BM kayıtlarında iki farklı pozisyon var. 2021 yılında Cenevre'ye gittiğimiz zaman biz görüşlerimizi genel sekretere verdik ve kayda geçti. Dolayısıyla artık her iki tarafta federasyon istemiyor. Bir taraf federasyon diyor ama onların da federasyondan anladıkları malum, bizi azınlık olarak görmeye devam ediyorlar. Bizim pozisyonumuz da egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüzün kabul edilmesi. Şimdi burada ortak bir zemin olmadığı netleşti. Bunu da şahsi temsilci Bayan Olguin aslında iletti Guterres'e. Nitekim onun da görev süresi yenilenmedi. Yenilenmedi. Şimdi buradaki çıkış yolu, demek ki biz yol haritası olarak kapsamlı çözüm müzakerelerine, yani o altı başlığa girecek durumumuz yoktur. Çünkü bir ortak zemin bulamayacağız. Yine zaman kaybı olacak. O zaman bizim başka konularda işbirliğine gitmemiz lazım. Bu ne olabilir? İşte kapılar, ada etrafındaki doğal kaynaklar, zenginlik, petrol, bunun taşınması. Şimdi Türkiye ve Yunanistan'ın da işin içinde oluyor olması önemli. Ben şahsen enerji konusunda bir adım, hani öyle bir bilgi aldım anlamında söylemiyorum ama neler olabilir şu an sorguluyoruz. Kapsamlı müzakereler dışında Kıbrıs Türk halkı, Rum tarafı, Türkiye ve Yunanistan'ın, sonuçta hepimiz aynı bölgenin içerisindeyiz. Tabii. Aynı bölge içerisinde bir ortak kaderimiz de var öyle veya böyle. Ortak menfaatler, kazan kazan mantığında ne yapabiliriz? Şimdi ada etrafındaki zenginlikler, Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı var. Bizim kendi kıta sahanlığımız var. Rum tarafının var. Bunların paylaşılması, bunların çıkarılması, beraberce yönetilmesi ve bu zenginliğin paylaşılması. Bu en akılcı yoldur. Şimdi bundan dolayı bir paylaşım olması üzerine daha sonraki aşamalarda kapsamlı müzakerelere daha rahat bir ortamda geçirebilir. Peki, önce bazı adımları atmak lazım. Peki bu ortak zemin oluşabilir mi size göre? Yani iki taraf için de şu deniyor, açık konuşmak gerekirse. Yani Rum tarafı da, hatta biliyorsunuz iki devlet tezini ilk ortaya atan kişi Anastasiadis'tir. Yani evet. Bu artık kesin bir şeydir. Daha Kan Montana'da. Rum tarafı da acaba bu federasyonu başka bir şekle evirsek mi diye düşünürken, biz de ilk yola tanınmazsak olmaz, artık tanınmayız dedik diye çıktık.
ama daha farklı bir şey olursa gibi, böyle iki tarafın sanki biraz esneme yaptığı bir durum oluşuyor gibi. Ben BM'nin yapmış olduğu açıklamada onu da gördüm. Yani ne iki devlete ne federasyona hiç dem vurmaması önemliydi bence orada. Yani gayri resmidir. Orada da işte güven yaratıcı önlemleri görüşecekler. Böyle bir esneme iki taraftan daha olursa eğer, yeniden kapsamlı müzakerelere geçilebilir mi? Şimdi tabii burada egemenlik dediğimiz kavram önemli. Rum tarafı diyor ki ben egemenim. Evet. Bunu Hristodulidis, ben ona Avrupa Parlamentosu'nda soru sorduğumda da yüzüme söyledi. Müzakere masasındayken Anastasiadis de yüzümüze söyledi. Biz çünkü bir öneri yapmıştık o zaman. Demişti ki ya sen kendi başına gidip işte Mısır'la, İsrail'le, Libya'yla anlaşma yapıyorsun. Eni'yle, Total'le, Shell'le, petrol şirketleriyle anlaşma yapıyorsun. Biz de varız burada. Bizim de kıyımız var. Biz de bu ortağındık bir zaman seninle. Dolayısıyla gel bir komite kuralım. Bunu nasıl paylaşacağımızı, nasıl yöneteceğimizi konuşalım. Bizim yüzümüze baktı. Kusura bakmayın dedi. Ben egemenim. Çözüm olursa bankada hesap açtım. Size payınızı vereceğim. Zaten oradan çıkış noktamız var. O yüzden hep egemen eşitlik diyoruz. Peki şimdi? Şimdi. Yani şimdi esneme olabilir mi iki tarafta? Şimdi olması lazım. Ama bu adımı ilk Rum tarafı atacak. Artık o burunlarını biraz aşağı indirecekler. Türkiye'nin gücünün, bizim adada varlığımızın farkına varacaklar. Yok saymayacaklar bizi. Paylaşım, bakın federal çözüm bile paylaşım üzerinedir. Ama önce paylaşmayı öğrenmeleri lazım. Bu zihniyeti sindirmeleri lazım. Bu ada üzerinde Kıbrıs Türk halkının azınlık olmadığını, onlar kadar eşit olduğunu idrak etmeleri lazım. O yüzden biz diyoruz ki bizim pozisyonumuz gerçekçi bir pozisyondur ve bir çözüm olacaksa, kalıcı yaşayabilir bir çözüm olacaksa çıkış noktamız bu olmalıdır. Peki Sayın Vekilim, çok çok teşekkür ediyorum. Yani çok ağır konularımız vardı bu akşam. Alkollü mama skandalıyla başladık, meclisle devam ettik. Arkasından erken seçim ve hukuki süreci konuştuk. Kurultaydan da bahsettik. Son olarak da Kıbrıs konusunu değerlendirdik. Ben size böyle yoğun bir gündemde gelip katıldığınız için ve bayağı da vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz varsa yer alalım, yoksa bitirelim. Tabii ben tekrardan kaybettiğimiz bebeğimize Allah'tan rahmet diliyorum ve geride kalan 6 bebeğimize acil şifalar diliyorum. Ailelere sabır diliyorum. Metanetle bu süreci doğru yönetmemiz gerektiğine inanıyorum. Suçlu kişilerin gerek idari anlamda gerek çalışan personel anlamında ciddi bir şekilde sorgulanıp adli makamların da gerekli cezayı vermesini istiyorum. Ve tabii ki sağlık sisteminin de ciddi anlamda bir elden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bütün sorumluların kim suçluysa buradan gerekli istifaların, gerekli yaptırımların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ben de düşüncelerinize katılıyorum ve tekrardan gelip katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Mausa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasiboğlu'ydu bu akşamki konuğumuz. Bayağı derin konuları konuştuk kendisiyle. Kendisine gelip katıldığı için, sizlere de izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ve bu akşamki Yer Meydanı'nda buradan noktalıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diyorum efendim. Hoşça kalın.